Herkese selamlar. Bugün cumartesi, abimler geldiler. Polonezköy'e geldik pikniğe. Gerçekten muhteşem bir havası var buranın. Çok seviyoruz biz burayı. Şöyle göstereyim size de. Dereli Vadi burası. Bilenler bilir zaten. Şimdi oturduk. Arabadan malzemeleri almaya gittiler Hakanlar. Çocuklar burada parktalar. Şu arka taraf komple yeşillik ve böyle çocuk oyun alanları var. Böyle işte halasının balı da burada. Gördünüz mü orada kertenkele var. Hadi aç bakalım ağzını. Hadi halacığım. Hadi bak. Burası bizim oturduğumuz yer. Şu an mangala başladılar. Kızım olmadı mı kuzu? Dur bekle biraz daha olsun. Burada dere var. Zaten adını buradan alıyor. Bağma. Geliyor lan. Bitti mi anneciğim? Bitti mi? Selamlar herkese. Pazartesi yaptık. İşbaşı yaptık. Hatta bitirip geldik bile. Şimdi mutfaktayım her zamanki gibi. Yemeğim yoktu. Aslında var biraz. Çorba var. Hafif. Az bir şey pilavla tavuk var. Ama o kadar sıcak ki asla canımız yemek istemedi. Mantı vardı buzlukta. Defne hani mantı yapar mısın dedi. İyi dedim madem. Bizim de zaten canımız bir şey yemek istemiyor. Mantı yapıyorum şimdi. Direkt alıp balkona çıkacağız. Balkon çok güzel esiyor. Ama evler yanıyor gerçekten. Çok ciddi sıcak var. Bu arada nasıl sivilcelendim ya. Ankara havası yaramadı bana. Çınar. Merhaba de anneciğim. Tuğla. Çınar'ın biraz ateşi var dünden beri. Aman kızlar vallahi ay Allah korusun. Anlatacağım size şimdi şu yemekleri bir halledeyim. Çınar çok korkuttu dün bizi. Ama elhamdülillah biraz bizim ev home'umuz biraz da hani her şeyin böyle üst üste gelmesiyle oldu yani. Birazdan gelip anlatıyorum. Birazdan geliyorum dedim ama ertesi gün anca gelebildim. Çınar gerçekten çok huzursuzdu dün de. Bugün Allah'a şükürler olsun iyi. Ateşi vardı ve böyle sürekli huzursuz. Asla peşimden ayrılmıyor. Anne oynayalım. Asla babasıyla falan da oynamıyor. Ne ablasıyla ne babasıyla. Böyle yapışık bir vaziyette gezdik yani. O yüzden telefon aklıma bile gelmedi. Size olayı anlatayım. Şimdi piknik görüntülerini seyrettiniz zaten buraya kadarki kısımda. Biz piknikte işte bayağı kaldık hani gece saat 10-10.30 falan da döndüğümüzde. Tabii Çınar deliler gibi çimenlerde, oralarda yani sürekli böyle hareket halinde. Tabii ki çocuk yani. Sonra eve geldik. Her şey yolunda. Ertesi gün oldu. Sabah uyandı ve Çınar'ın zaten huzursuzlukla uyandı. Gece de böyle bir huzursuz. Yani 8-10 kere falan uyanmıştır herhalde. Sabah Çınar'ın biraz ateşi olduğunu fark ettim. Hemen ateş düşürücü verdim ona. Sonra işte banyo falan yaptırdım. Gayet iyi yani hani
ateşi dışında bir sıkıntısı yok. Sonra akşama doğru Çınar'ın altını değiştirirken poposunun böyle hani poposu ve bacağının orası diyeyim yani orada böyle bir kıymık batması gibi bir şey fark ettim. Sanki kıymık batmış gibi böyle hani acaba yara mı oldu diye böyle baktım ne var diye. Hani değdiğim an böyle hani canı acıdı çekti direkt böyle ayağını. Tabii ki aklıma takıldı. Hani Çınar'ı unutturmaya çalışıp böyle bakıyorum sürekli. Sonra Hakan'a dedim. Hakan, Çınar'ın işte bacağında bir şey var. Hani endişe ettim yani. Böyle elinize de bir şey geliyor böyle. Hani sanki yara kabuğuna dokunuyormuşsunuz gibi. Baktık ne olduğuna. Hakan da dedi hani sanki kıymığa benziyor dedi. İyi dedim, ben bunu çıkartırım. Neyse biraz Çınar'ı ağlatarak, böyle ter içinde kalarak onu çıkarmayı başardık. Ama ciddi zor çıktı yani. Sonra aklıma direkt şey geldi. Hani biz piknik alanına gittik. Çınar'ın ateşi de vardı. Bu ne o zaman? İşte hani kıymık ne alaka falan demeye başladım. Sonra çıkan parçayı eğer resmi bulabilirsem, silmediysem eklerim şuraya bir yere. Gerçekten gördüğünüz zaman siz de göreceksiniz ki minnacık bir şey. Yani şurada bir nokta bulayım ve o kadar değildi ya. Hani şu kadar bir şey yani. Görüyor musunuz? Evet. Hani bu kadar bir şey var. Ama böyle bir aklımızda şüphe. Doktora dedim ki hani biz pikniğe gittik ve hani ertesi gün fark ediyorum bunu ve çocuğun ateşi de var. Acaba bu böcek falan olabilir mi? Tabii ki böcek değil, aklıma direkt kene geliyor yani. Kenenin nasıl olduğunu hiç bilmiyorum. Allah da bildirmesin. Ama tabii ki internetten baktım. Evet, kenenin yani bütün işte kafası içine girermiş ve vücudu dışarıda kalırmış. Ama işte hani bazı zamanlarda insan hani orada bir şeyin olduğunu fark edip eliyle keneyi koparabilirmiş ve kafası içinde kalabilirmiş. Hani kenenin nasıl bir şey olduğunu bilmediğim için aklıma şey geliyor. Acaba bu kenenin bacağı mı? İşte belki de kafasıdır falan. Doktor dedi ki hani ben çok bir şeye benzetemedim. Ama hani aklınızda soru işareti varsa işte bizim burada numune hastanesi var. Bu tarz durumlara dedi en iyi orası bakar. Direkt oraya götürün dedi aciline. Bu arada gece saat 12 falan. Hakan dedi ki ya saçmalama, hani böyle böcek mi olur? Hani panik yapıyorsun dedi. Evet, panik yapıyorum yani. Ve ben zaten normalde de takıntılı bir insanım. Dedi ki bak bir şey yok, merak etme. Dedim ki Hakan, o zaman neden bu çocuğun ateşi var? Birdenbire hiçbir şey yok ya, çocuk ateşlendi falan. Tabii ki ben kendi kendime kuruyorum böyle. Sonra saat artık ilerliyor. Çınar'ı da bu arada ben uyutacaktım. Hani uyumaya yakın bir zamanda gördüm onu ve hani çocuğun uykusu falan da dağıldı. İçeri giriyorum, dışarı çıkıyorum, telefona bakıyorum. Telefona bakıyorum derken hani sürekli kene. Kene nasıl ısırır, kene ne yapar, kenenin etkileri, işte ısırdığını nasıl anlaşılır, nasıl belirti verir falan böyle. Sonra çıktım mutfaktan, dedim ki Hakan kalk canım gidelim. Çünkü ben biliyorum kendimi, ben sabaha kadar uyuyamam yani. Dedi ki tabii ki gidelim, hani zaten aklımızda soru işareti kalmasın yani. Neyse, biz çıktık gecenin o vakti, gittik hastaneye. O kadar komik ki şimdi bu numune hastanesinde işte hani hastalığının tıkı tıkı tıkı. Annem benim canım annem. Söyler misin? Annem benim canım annem. Ya öyle söylüyor. Gel bakalım ablalara. Bizi. Ne diyorsun? Ne diyorsun acaba? Bizi. Dur aşkım, dur bebeğim. Bizi. Oh bizi. Ah yavaş annem, çenemi kırdın. Sonra tabii ki ben hani kene ısırı şüphesiyle gittiğim için direkt bizi kırmızı alana aldılar. Acil direkt doktorun yanına girdik. Hiç beklemeden. Neyse o yara olan yeri gösterdim artık, yara yaptığım yeri yani.
Dedim ki hocam işte böyle böyle anlattım bütün olayı baştan sona. Ve peçeteyle de götürdüm o çıkan minnacık şeyi. Açtım peçeteyi, böyle gösterdim doktora. Doktor dedi ki, bunun için mi geldiniz dedi. Dedim ki ya lütfen hani, ben dedim bir anneyim. Ne olduğunu bilmiyorum, keneyi daha önce hiç görmedim. Nasıl bir etkisi olur, vücutta nasıl bir iz bırakır onu da bilmiyorum. Dedi ki hani yok, doktor da gülmeye başladı. Dedi ki hani yok, tabii ki de geleceksiniz. Sen aklınıza şüphe kalmasın sonuçta. Ama dedi bu kesinlikle kene değil. Yani bu aslında hiçbir böcek türü değil. Bu dedi ufacık bir kıymık. Yani kıymağa benziyor. Hani ama hani kesinlikle kene ya da böcek değil. Buna emin olabilirsiniz dedi. Dedim ki emin misiniz? Dedi ki hani sizi nasıl rahatlatabilirim bilmiyorum ama kene olmadığına %100 eminim. Dedim hani çocuğun ateşi var. Peki bu neden? Dedi ki çocuk dedi yani. Hani gayet ateşi çıkabilir. Bu çok normal bir şey. Başka bir sebepten çıkmıştır dedi. Peki dedim hani şey dedi. Hem dedi belirtileri vücutta, yani Allah korusun bir kene ısırmış olsa bunun belirtileri vücutta 10 gün sonra kendini gösterir dedi. Ve dedi hani bir kere daha rahatlatayım siz dedi. Diyelim ki kene. Siz de yanıldınız, ben de yanıldım. Diyelim ki kene. İstanbul'daki kenelerin hepsi zararsız. Bu zamana kadar hiç böyle bir vakayla karşılaşmadım dedi. Dedi ki rahatladınız mı dedi. Dedim ki kısmen, gerçekten çok sağ olun dedim. Dedi ki lütfen gidin. Hem siz hem de çocuğunuz güzelce uyuyun, rahat, huzur içinde dedi. Dedim gerçekten çok sağ olun, Allah razı olsun yani. Ama o kadar korkarak gittim ki size anlatamam. Gerçekten elim ayağım titredi yani. Neyse Allah'a şükürler olsun. Diyorum ki yani Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın. Gerçekten çok zor. Böyle işte kızlar. Böyle bir atraksiyon yaşadık ama Allah'a şükürler olsun. Sonu iyi bitti. Size ne göstereceğim? Videosunu da yükleyeceğim. Bunun sonuna yüklerim. Bakın ne yaptım. Ya deli miyiz acaba? Defne'ye sözüm vardı. Defne çok istiyordu. Defne'ye sözüm vardı. Ve sözümü gerçekleştirdim. Yani işte bu Defne çok istiyordu zaten bu tragus'u. Şey demiştim hani 7. sınıfın sonunda karnen iyi gelirse eğer tamam deldirirsin demiştim. Hani böyle hep ertelersiniz ya ama hani o zaman bir anda pat diye geliverir. Daha karneleri almadılar ama tabii ki e-okuldan biliyoruz notlarını. O da hani gidelim mi dedi. İyi dedim hadi gidelim. Gönlün olsun senin de. Karneliyesi olarak Defne'ye tragus deldirmeye gittik. Neyse gittik. Bugün deldirdik Defne'nin kulağını. Ben kesinlikle istemiyorum. Korkuyorum çünkü. Çünkü ben daha önce burada kıkırdağımı deldirmiştim. Ve benim kulak kıkırdağım çok sert. Aynı tabancayla deldirdiğim için. Tabii bir de öncesinde tabancayla deliniyordu biliyorsunuz. Tabancayla deldirdiğim için olsa gerek. Acısına dayanamayıp aynı gün çıkarttırmıştım. Orada işte delen çocuğa dedim ki, dedi ki deldirecek misiniz dedi size. Dedim ki yok ben istemiyorum, korkuyorum. Kıkırdağım çok sert dedim, o yüzden istemiyorum. Dedi ki bakayım dedi. Evet dedi, gerçekten sertmiş. Ama dedi hani burada hiçbir kıkırdak yok. Hani o kadar sıkıntılı bir yer değil dedi. Ama kıkırdak daha az acıyor. Öyleymiş evet. Acıdı mı? Evet acıdı. Ama geçti sonra hemen. Mesela o kıkırdak asla geçmemişti. Felaketti yani. Hoşuma da gitmedi değil yani. Ama benimki daha güzel. Evet, gel seninkini de göstereyim. Gözüktü galiba. Krem var şimdi birazcık ama. Benimki daha var krem. Neyse, o videoyu da eklerim buraya. Böyle işte, bu kadar. Böyle gidiyoruz bakalım. Nereye doğru gidiyorsak.
Of, o kadar sıcak ki, o kadar sıcak. Böyle sürekli sıcaktan şikayet etme durumunda oluyorum gün içinde. Ofiste de öyle. Ofis çok sıcak, klimayı açıyoruz. Klima tam benim tepemde. Hani koruyucu almıştık aslında direkt hani çarpmaması için. Ama bu sefer çok enteresan bir şekilde ayaklarıma vuruyor. Hem sıcaktan şikayet ediyorum, hem klimaya dayanamıyorum falan, böyle işte devam ediyoruz. Böyle işte kızlar, bu kadar olsun bugünlük de benden. Yapacak başka bir şeyimiz yok çünkü yemeğimizi falan yedik. Gideyim biraz Çınar'la oynayayım, sonra videomu editleyeyim, sonra yükleyeyim. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sona ekleyeceğim Delin videosunu, onu da seyredersiniz. Kendinize çok iyi bakın, sonraki videolarda görüşürüz inşallah yine. Hoşçakalın. Biraz böyle sağa doğru. Yok hayır. Aynen bravo. Çok döndürdünüz. Evet. Kafasında acaba bir soru işareti var mı? Binali Bey. Veya iktidara geldi. Derin bir nefes alıyor. Bu ihalelerle ilgili bir şeffaflaşma dönemi başlayacak mı? Biz ihaleleri bizimle kamuoyuyla paylaşacak mı? Nasıl yapıldığına dair. Acıdı mı ya? Sen ne düşünüyor? Bu soruların cevapları önemli. Acıdı mı? Bizim Allah Allah. Geri çekiyoruz. Fatih Bey diyor. Şimdi bakın, bir partinin genel başkanı. Evet. Temel Bey'den bahsediyoruz. Saadet Partisi genel başkanı. Dokun takalım. Şimdi ben bu... Hayır. Yani ne demek? Aslında çok değerli bir olay. Ve Temel Bey'in karşısında neden verilmediğine dair evrakta terör yazılıyor. Terör ne demekse biz de onu soruyoruz. Terör ne demek? Pasaportunu değiştirmek için nüfus müdürlüklerine şimdi bağladı, gittim. Önemli size pasaport veremez. Niye veremezsiniz? Sizin isminizin karşısına terör yapmışlardı. 24 Haziran seçimleri sonrası pasaport almaya gittiğinde yaşadığı skandalı ilk kez anlattı Saadet Lideri. İsminin karşısında terör... Tamam, geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Ne yapmamız lazım? Ya da ne yapmamız lazım?